Merhaba dostlar, yine bir otomobil tamir bakım videosundan sizlere seslenmekteyim. Bugünkü videomuzun konusu şu anda ekrana yansıyor. Her hafta periyodik manada genel bir kontrol sağlarım. Bu kontrollerimin pek çok arızanın daha da büyümeden önüne geçilmesi noktasında işe yaradığını sizlere net bir şekilde söylemek isterim. Görüldüğü üzere dostlar, radyatör giriş hortumum patlamaya hazır bir bomba misali bana göz kırpıyor. Radyatör alt çıkış hortumunu geçen yıl değiştirmiştim. Kanalımda videosu var. Şöyle onu da göstermiş olayım. MGA marka yan sanayi radyatör alt çıkış hortumuyla değişim yapmıştım. Herhangi bir sorun yaşatmadı. Bu defa da Repro markasının radyatör üst giriş hortumunu sipariş verdim. Yarın muhtemelen elime ulaşır. Nasip olursa da müsait bir zamanda, daha doğrusu en kısa zamanda bu hortumun değişimini sizlerle birlikte inşallah yapacağız dostlar. Manzara aynen görüldüğü gibi. Patlamaya hazır bir bomba misali. Şöyle yakın çekimle göstereyim. Her şeyin bir ömrü var dostlar. Aracım 10 yaşında. Haliyle bu hortumlarda artık miadını doldurmuş vaziyette ki zaten bu araçlar yüksek sıcaklıklarda çalışan bir motora sahip. Dolayısıyla bu hortumdur, kauçuk malzemelerdir. Bunlar diğer araçlara kıyasla biraz daha erken deforme oluyorlar. Lakin ben bunun önüne geçebilmek adına aracıma 90 derece termostat ve performans yazılımı yaptırmıştım. Kıymetli kardeşim Harun Ali Ünlü'ye. Yazılımının adı da Termochip. Bu yazılımla alakalı da 2 adet videom var. Kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi bu videoda çok fazla detayına da girmek istemiyorum. Kıymetli arkadaşlar, mevcut durumu göstermek adına almış olduğum bu video kaydını şimdilik burada sonlandırıyorum. Radyatör üst giriş hortumunun değişimini yaparken tekrardan görüşmek üzere. Evet dostlar, ertesi günden tekrardan merhaba hepinize. İşin açıkçası benim şu an müsait olduğum fakat havanın pek müsait olmadığı bir zamana denk geldi. Hafiften yağmur da atıştırıyor. Bu sebeple bir an evvel yani bu işi yapıp bitirmek istiyorum. Dolayısıyla bazı hususlarda sizlere detaylı bilgi aktarma noktasında eksik kalabilirim. Eğer aktarmayı unuttuğum bir şeyler olursa altta yorumlarda sorarsanız mümkün olduğunca cevaplamaya çalışırım dostlar. Belki kameraya yansımıyordur ama şu anda hafiften bir yağmur çiseliyor. Motoru da fazla ıslatmadan bir an evvel şu hortumun değişimini yapmak istiyorum. Bu arada yapacağım işlem sırasını size kısaca aktarayım. Aslında radyatör tahliye vanasından mevcut antifrizi boşaltmam gerekiyor. Fakat işi uzatmamak adına ben kısa yoldan görmüş olduğunuz bu şişmiş olan hortumu şuralardan bir yerden kesip içerisindeki antifrizi bu görmüş olduğunuz bidona alıp akabinde hortumu yerinden aldıktan sonra yenisinin montajını takıp tekrardan boşaltmış olduğum antifrizi doldurup akabinde radyatör hava alma tıpasından havasını alarak işlemi tamamlayacağım dostlar. Umarım sizler için hem bilgilendirici ve hem de faydalı bir içerik olur. Sizlere iyi seyirler. Bana da Allah kolaylık versin. Hadi bakalım. Ya Allah, bismillah.
Dostlar, bu arada değişimde kullanacak olduğum yerli üretim Repro markasının radyatör üst giriş hortumunu da size şöyle göstermiş olayım. Görüldüğü üzere parça numarası vesaire şu an kameraya yansıyordur diye düşünüyorum. Ambalajından da çıkartalım. Daha da detaylı size göstermiş olayım. Evet, bakın burada da yine Repro diye yazıyor. Parça numarası beraberinde. Bu tip ürünleri satın alırken üreticinin OEM koduna mutlaka bakın. Referans numaralarına vesaire. Doğru ürün alma noktasında çok faydasını göreceksiniz dostlar. Hortumun kauçuk kalitesi de hiç fena durmuyor. Ben beğendim işin açıkçası. Daha önce İbraş markalı radyatör alt çıkış hortumunu almıştım. Fakat böyle malzemesi biraz daha cıvıktı. Bunun biraz daha dirayetli ve sağlam duruyor. Bunu belirtmek isterim. Tabi burada ben İbraş'ı kötülemek istemiyorum. O da bir yerli üretim. Aranızda bu yan sanayi markaları kullanıp tecrübe etmiş olanlar varsa altta yorumlarda tecrübelerini paylaşırlarsa hepimize faydalı olacaktır dostlar. Şöyle genel anlamda göstermiş olayım. Bu ve benzeri işlerde mutlaka elinizde olması gereken hortum kelepçe pensesini de size göstermiş olayım. Çok pahalı bir ürün değil dostlar. Mutlaka ucuzundan da olsa alın, elinizde bulunsun. Bakın şimdi işimizi nasıl kolaylayacak. Yani bu pense olmamış olsa normal penseyle burada cebelleş dur. Radyatör alt hortumunda inanın yarım saat bu kelepçeyi üzerinden almaya ya da üzerine atmaya uğraştığımı bilirim. İşte alet yapıyor, el övünüyorum bir göstergesi. Arkadaşlar, bu arada görmüş olduğunuz fabrikanın takmış olduğu ayarlı kelepçedir. Bunlar araçlarınız üzerinde ciddi anlamda önemli role sahipler. Şöyle ki özellikle motor bloğundaki bu hortumların ısınınca genleşmesi sonucu kaçak yapmamasının önüne geçmesi bakımından önem arz etmekte. Diğer vidalı bir şekilde sıkıştırılan ayarlı kelepçeler bunlar kadar başarılı olamayabiliyor. Ben onu daha önce de deneyimledim. Yani bu bağlamda aracınızda mevcut olan bu kelepçeleri kaybetmemeye özen gösterin. Hortum değişimlerinde tekrar yine bu kelepçeleri mutlaka kullanın. Bu arada patlamaya hazır bomba misali şişmiş olan radyatör üst giriş hortumunun da mevcut durumunu size şöyle göstermiş olayım. Şaka gibi ama gerçek. Yani eğer fark etmemiş olsam, hele de uzun yoldaysam, maazallah
conta yakmaya kadar gidebilecek bir sonuç doğurabilirdi. İyi ki de haftada bir, 2 haftada bir kaputu açıp kontrol ediyorum. Sizlere de şiddetle tavsiye ediyorum dostlar. Bakın, kaliteli antifriz ve saf su kullanımının sonucunda ne bir pas ne de bir kireç, herhangi bir tortu yok. Çıkan antifrizimde görüldüğü gibi. Şöyle bir kıyaslamak bağlamında eski hortumla yeni hortuma da genel anlamda bir bakalım. Görüldüğü üzere şekil itibariyle aynı, sadece form faktör bakımından bu ciddi oranda şişmiş vaziyette. Nihayetinde 10 yıllık bir hortum dostlar. Artık miadının dolması gayet normal. Her zaman olduğu gibi yine temiz çalışmakta fayda var dostlar. Görmüş olduğunuz termostatın çıkışını ve radyatöründe girişini güzelce temizleyeceğim. Temizliği yaparken de görmüş olduğunuz balata spreyinden faydalanacağım. Az bir şey sıkmak kafi gelecektir. Bu arada çalışırken bana görmüş olduğunuz bu oksijen sensörünün konektörü engel teşkil ediyor. Şöyle olabilecek en ideal noktaya almaya çalışıyorum. Engel olmaması bakımından. Evet, şöyle durması kafi. Hortumu yerine rahatça oturtabilmek için hafiften bir silikon sprey uygulayacağım. Şu şekilde. Ve artık radyatör üst giriş hortumunu yerine takma vakti. Evet sevgili dostlar, kıymetli takipçiler. Böylece bir otomobil tamir bakım videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli arkadaşlar, hava cidden çok soğuk. Bu soğukta sizler için video kaydı almaya çalıştım. Bu bakımdan emeğe saygı bağlamında lütfen
YouTube algoritması gereği daha fazla insana erişebilmek adına videoları yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevgili dostlar, birazdan genleşme kabından demin boşaltmış olduğum antifrizimi yavaş yavaş doldurup akabinde aracı çalıştırdıktan sonra radyatörün hava alma tıpasını da gevşeterek havasını alıp işlemi tamamlayacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Burada videoyu sonlandırıyorum. Hepinize kazasız, belasız, hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşça kalın dostlar.